Kerrem taşın özelliği dış alemindeki iksirin özelliği gibi ayınları değiştirmektir. Nasıl dış alemde iksir adı verilen o karışım, o kimya nasıl şeyi değiştirirse veya simya ilmi denilen mevzu bir şeyi değiştirirse, taşı altına çevirirse onun gibi diyor. Bu da iksirin özelliği gibi ayınları değiştirmektir. Tedbir ve hikmet çerçevesinde dilediğin şey üzerine ondan biraz bir şey katacak olursan o şeyin hakikatinin gereğine göre o şeyin aynı değişir. Yani o şeyin hakikatinin ve sabit aynının istidadı içerisinde bu izafi alemdeki aynı değişir. Yoksa sabit hakikati değişmez. Allah indindeki ayağının sabitesi dediğimiz levh-i mahfuza yazılmış olan sabit aynı değişmez. Çünkü hakikatleri değiştirmek mümkün değildir. Bu hakikat dış alemde kimya ehli indindeki iksire benzer. Bu konuda kimya ile ilgili bazı özet izahlar verilmesinde fayda vardır. Bilinsin ki kimya ilmi iki çeşittir. Şimdi kimya ilminden örnek veriyor ki bu konu daha iyi pekişsin, anlaşılır hale gelsin. Birisi yeni kimyadır ki okullarda okutulur. Ve elementlerden ve onların karışımlarından bahseder. Bu kimya zahiri ilimlerdendir. Okullarda tahsil edilen kimya ilmidir. Ve Fransızlar bu ilmin uzmanlarını kimiste tabir ederler. Artık Fransızca'da nasıl okunuyorsa bu tabir bilemiyoruz. Böyle yazmış. Diğeri noksan sayılan madenleri kamil tedbirlerin kuvvetiyle noksan mertebesinden kemal derecesine ulaştırma ilmidir. Ve madenlerin en kamili gümüş ve altın olarak itibar edilmiştir. Evet dedik ya, madenlerde kamil olan altındır. Ondan sonraki sırada gümüş gelir. En kamil altın. Ve bu ilim okullarda öğrenilmeyip erbabı indinde gizli tutulur. Fransızlar bu ilmin uzmanlarına alkimiste tabir edip yakın vakte kadar alay ederlerdi. Ne zaman ki sonradan elektron teorisi keşfedildi, kimyada anlatılan basit elementlerin bir diğerine değişme imkanı anlaşıldı. Hayal sayarak alay ettikleri şeyin hakikat olduğunu anladılar. Çünkü basit elementlerden her birinin atomu çeşitli sayıda elektronlardan oluşmuştur. Ve atom çekirdeğinin etrafında eksi yüklü tanecikler olan elektronlar dönerler. Güneşin etrafında gezegenlerin dönüşü gibi. Her bir elementin atomlarını oluşturan elektronlardan bazıları düşürülür veya arttırılırsa başka bir unsurun atomuna dönüşür. Evet, bu elektronlar azaltılır ya da arttırılırsa bu sefer başka bir unsurun atomuna dönüşmüş olur bu atom. Örneğin bakırın elektronlarını tebdil ederek, değiştirerek altına dönüştürmek işte böylece mümkün olur. Ancak bu elektronların arttırılmasının veya azaltılmasının ne gibi haller ve şartlar içerisinde olduğu henüz keşfedilmemiştir. Evet, ilim bunu keşfetmiş ama bu elektronları nasıl azaltacak, nasıl arttıracak onu keşfedilememiş. Ama ehlullah bu ilmi Allah'tan aldığı keşifle biliyor ki işte taşı, gümüşü altına çeviriyor veya bir maddeyi altına çevirebiliyor. Tarihte böyle birçok menkıbeler var ehlullah'la alakalı. Çok ilginç hocam. 1200 yılında değil mi kitap? Bu şimdi burada anlatılan elektronlarla alakalı mevzuyu bahseden kısım Avni Konuk'un anlattığı kısım. 1900'lerin yani başında bu hadise 1900'lerde yaşamış, ilk ortasına kadar yaşamış saat Avni Konuk. Oysa eski kimyada kullanılan iksir bu atomların elektronlarını tebdil ile unsurları bir diğerine değiştirebilir. Eski kimyada kullanılan bu iksir denilen şey. Ancak iksirin kullanım usulü erbabı indinde gizli tutulur. Bu ilmi ancak bilenler bilir. Bu ilmi ifşa etmezler onlar. Bu eski kimya erbabı derler ki iksirin kullanım usulü ve onun kullanımıyla madenlerin değişmesi ilahi sırlardandır. Mana erbabından ve irfan ehlinden başkasına açılması caiz değildir. Hırs deptebesi ve dünya fesatlıklarıyla kirlenmiş olan kimselere bu ilmin öğretilmesinde toplum için zararlar vardır. Herhalde yani nefsi için, hırsı için bunun üzerinde olan bir insana bu ilim öğretilir mi? Bu iksir. Zaten yapamaz onu. Başarılı olamaz. Öğretilse ne olur? Altına çevirmeyi, her şeyi altına çevireyim, zengin olayım, dünyanın zengini olayım diye uğraşır bu kişi. Ama
Himmet eteğini dünya lezzetlerinin pisliğinden çekmiş olan ehlullah ve evliyallah'a bu sırrın açılmasında zarar değil, belki fayda vardır. Nitekim Hazreti Mevlana buyururlar ki, kimya ve simya ve rimya denilen garip ve gizli ilimler ancak evliyanın zatına mahsustur. Ve gizli ve garip ilimler 5 çeşittir. Kimya, simya, himya, limya, rimya. Bunlara ait tarifler konumuzun dışında olduğu için terk edildi. Onların detayına girmeyeceğiz. Bunlar hakkında özet bilgi almak isteyen kalbi saf ihvan, Hindistan'da basılmış olan Matla'ul Ulum ve Mecma'ul Fünun ismindeki kitabı incelesinler diyor. Bu ilimleri detaylıca anlatan kitap budur diyor. Şimdi bu tariflerden eski kimyanın ne olduğunu ve iksirin ne demek olduğu anlaşıldı. İşte sen bu iksiri alır ve kalaya ve demire katarsın. İksirin tesiriyle onlar gümüşe dönüşür. Ve bakır ve kurşunun üzerine katarsın, onları altına dönüştürürsün. Oysa iksir aslında tek bir şeydir. Fakat madenlerin tabiatları muhtelif olduğundan kendilerine iksir katıldığında kabulleri de muhtelif olur. Yani kimi gümüşe, kimi altına dönüşür. İşte mükerrem taş olan bu hakikat dahi böyledir. Bu mükerrem taş kendisine açılmış olan muhterem zat onu bakışıyla asiye naklederse o asi itaatkar